sizlerle İslam dünyasında önemli bir figür olan Muhammed bin Abdülvehhab ve onun etkilerini konuşmak istiyorum. Arabistan'da yaşamış bir din alimi ve reformisttir. Öğretileri, Vahhabi hareketi olarak bilinen bir dini hareketin temelini oluşturmuştur. İnsanımızın kendine yabancılaştırıldığı modern dönemde, kendi değerlerinin uzağına savrulmuş genç neslin bir kesimi can simidi olarak Vehhabi akidesine sığınıyor. Kendisine okunan bir iki ayet, bir iki hadis ve sözüm ona seleften nakledilen bir iki anekdot, asırlar boyu en temel varlık alanını oluşturmuş bulunan ehli sünnet akidesini terk edip Vehhabi ideolojisine kayması için fazlasıyla yeterli oluyor. Oysa kendisine okunan ayetlerin delalet, hadislerin ise hem sübut hem delalet yönünden arz ettiği durum kendisine belletildiğinin aksini ifade ediyor. Meselenin bu boyutu uzun izahat istediği ve bu yazıda bir başka noktayı ele almak niyetinde olduğum için oraya girmeyeceğim. Bu ülkeye tekfirci zihniyet Suud ideolojisi üzerinden girdi. Oraya ilim öğrenmek için giden gönderilen gençler, oradan akide öğrenip döndüler. Biz medreselerin köküne kibrit suyu döktüğümüz için dini başka ülkelerden öğrenme gibi bir garabet çıkmıştı ortaya çünkü. Aldıkları eğitimle kafaları yeniden formatlandı. Memleketlerine döndüklerinde artık onlar birer davetçiydi. Asırların birikimi üzerinde oturduğu halde bilinçli olarak cahil bırakılmış insanımıza yönelik davetlerinin ilk adımı şu oluyordu genellikle. Siz aslında müşriksiniz. Biz şimdi size nasıl mümin olacağınızı öğreteceğiz. Mekke müşrikleriyle kurulan paralellikler, onlar hakkında inmiş ayetlerin Müslümanlara yönelik birer silah olarak devreye sokulmasını da beraberinde getirdi. Tevhidi anlamak için önce müşrik olduğunuzu kabul etmelisiniz demeye getiriyorlardı. İşin enteresan kısmı, bunu yaparken kendilerine öğretilen ideolojinin müessisi Muhammed Bey Abdülvehhab'ın gerçek yüzü, fikirlerinin hakikati konusunda genellikle dürüst davranmadılar. Onun aslında tekfirci olmadığını ispat saadetinde bilerek ya da bilmeyerek yapmadıkları tevil kalmadı. Oysa gerek kendi eserleri, gerekse İbn Beşir ve İbn Gannam gibi o ideolojiye mensup tarihçilerin yazdıkları elimizde. Bütün bu eserler gerçeği bütün çıplaklığıyla haykırıyorken Muhammed bin Abdülvehhab'ın ümmeti tekfir etmediğini nasıl söyleyebiliyorlar? Hayret etmemek elde değil. Şu ifadeler bizzat Muhammed bin Abdülvehhab'ın kaleminden. Size kendimden haber veriyorum. Kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin ederek diyorum ki, ilim öğrenmek için yola çıktım. Beni tanıyanlar bilgili olduğumu sanıyorlardı. Oysa Allah'ın lütfettiği bu hayırdan bir önce, ben de ilhe illallah'ın manasını da bilmiyordum. İslam dinini de. Hocalarım da aynı şekilde. Onlar arasında bunu bilen hiç kimse yoktu. Dünyadaki alimlerden, bu vakitten önce de ilhe illallah'ın manasını ve İslam dinini bildiğini iddia eden kimse yalan söylemiş, iftira etmiştir. İnsanları aldatmıştır. Bilgi sahibi olan herkesin şu ikrarından haberdar olun. İnsanlara beyan ettiğimiz tevhid, Allah'ın peygamberlerini tebliğ için gönderdiği dindir. İnsanların çoğunluğunun inandığı itikatlar, Allah Teala'nın kim Allah'a şirk koşarsa bilsin ki Allah cenneti ona haram kılmıştır. Onun varacağı yer ateştir ayetinde zikrettiği şirktir. Mekke'de, Medine'de, Mısır'da, Şam'da ve diğer yerlerde şu ana kadar işlendiği kitapta zikrettiğimiz şeyler, kişinin kanını mübah kılan ve cehennemde ebedi olarak kalmayı gerektiren şirktir. Her kim bu dine girmez, onunla amel etmez, bu dinin dostlarına dostluk, düşmanlarına düşmanlık göstermezse, o kimse Allah'ı ve ahiret gününü inkar eden kifirdir. Müslümanların imamına ve Müslümanlara, böyle kimselerle cihad etmek ve onları öldürmek vaciptir. Ta ki tevbe edene kadar. Bu sarih ifadeler Muhammed bin Abdülvehhab ideolojisinin tekfirci olup olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.
verilebilecek yüzlerce örnekten sadece birkaçı bunlar. Arzu edenler için daha fazlasını da ortaya koyabilirim. Ehli sünnet alimlerimizin birçoğu da Vahabilik hakkında açıklama yapıp bu ekolü reddetmiştir. İşte onlardan bazıları. 17. yüzyılın büyük İslam ilimlerinden olan İmam Şarani, Vahabilik'i reddetmiştir. Ona göre, Vahabilik akımı İslam'ın geleneksel öğretilerine aykırıdır ve radikal bir yorumu temsil eder. 18. yüzyılın önemli İslam ilimlerinden biri olan İbni Hacer el-Heytemi, Vahabilik akımını eleştirmiştir. Ona göre, Vahabilik'teki aşırı katılık ve hoşgörüsüzlük, İslam'ın ana akım öğretilerine aykırıdır. İmam Şehristani, Vahabilik akımını eleştiren diğer bir İslam ilimidir. Ona göre, Vahabilik bidatçı bir akımdır ve İslam'ın geleneksel öğretilerinden sapmıştır. Faslı bir İslam ilimi olan Şeyh Ahmet Zerruk, Vahabilik'i radikal ve tehlikeli bir akım olarak görmüş ve eleştirmiştir. Ona göre, Vahabilik İslam'ın geleneksel öğretilerinden sapmıştır ve toplumsal huzuru bozmaktadır. Osmanlı döneminde yaşamış olan Şeyh İsmail Hakkı Bursevi, Vahabilik'i eleştiren ve reddeden önemli bir İslam ilimidir. Ona göre, Vahabi öğretiler tevhidi sapıtmakta ve İslam'ın geniş yorumlarına zarar vermektedir. Cezayirli bir İslam ilimi olan Şeyh Abdullah bin Beyye, Vahabilik'i reddeden ve eleştiren alimlerden biridir. Ona göre, Vahabi öğretiler aşırı katı ve hoşgörüsüzdür. İslam'ın temel prensiplerine uygun değildir. Evet, görüldüğü üzere İslam alimlerinin çoğu Vahabilik akımının öğretilerini reddetmiştir. Bu alimler, Vahabilik'in İslam'ın geleneksel öğretilerinden sapmış olduğunu ve aşırı katılık, hoşgörüsüzlük gibi unsurları barındırdığını savunmuşlardır. Tarihsel ve çağdaş alimlerin eleştirileri, Vahabilik'in İslam dünyasındaki genel kabul gören akımlardan uzak olduğunu ve İslam'ın çeşitliliğine zarar verdiğini vurgular. Bu noktadan hareketle bizlerin de Vahabi ekolden uzak durmamız önemlidir. Tarihsel ve çağdaş İslam alimlerinin eleştirilerine dikkate alarak İslam'ın zengin ve çeşitli mirasına saygı göstermeli ve çeşitliliği kucaklayan bir yaklaşım benimsemeliyiz. Bu şekilde İslam'ın gerçek ve kapsayıcı ruhunu yansıtabilir ve dini öğretileri daha sağlam bir temelde anlayabiliriz. Unutmayalım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece benim ve ashabımın yolunu takip edenler cennete gireceğini buyurmuştur. Bu minvalde kimleri dinlediğimiz çok, çok önemlidir. Bizleri yanlış alimlerin ve bozuk fikirlerin etkisinden koru, ey Rabbimiz! Bize doğruyu görmek ve ona uymak için feraset ve basiret ver. Bizi senin yolundan ayırmaya çalışan her türlü yanlış akımdan, sapkın fikirden ve şeytani vesveseden koru, ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizleri haktan ve doğrudan ayrılmamak için güçlü kıl, ey Rahman ve Rahim olan Allah'ımız. Bize senin kitabından, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ve salih alimlerin ilminden doğruyu anlama gücü ver. Böylece senin rızanı kazanmamıza ve cennetin sonsuz nimetlerine ulaşmamıza vesile ol. Bize hikmet, sabır ve dirayet ver. Böylece her türlü fitne ve fesadın üstesinden gelelim. Bize dünyada ve ahirette huzur, mutluluk ve saadet nasip eyle. Ey şefkatli ve bağışlayıcı Rabbimiz, dualarımızı kabul buyur. Bizleri senin yolundan ayırmayan ve doğruyu görmemizi sağlayan kullarından eyle. Bütün Müslüman kardeşlerimize hidayet, sağlık ve huzur ihsan eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin ve duaları kabul edensin.